Meclis Genel Kurulu'nda son günlerde tansiyon hiç düşmüyor. Genel Kurul'da dün akşam da küfür gerginliği yaşandı. Tutanaklara da geçen küfür başkanlık kürsüsünden geldi. Ağzından küfür kaçıran Başkan Vekili Mehmet Sağlam dün özür diledi. Bugün ise özrünü geri aldı. Ya otur. Hep sen mi konuşacaksın ya? Televizyondan sadece yarısı duyuldu ama tutanaklara tamamı hem de olduğu gibi geçti. Meclis Başkan Vekili Mehmet Sağlam, CHP'li Haydar Akar'la tartışırken kaçırdı küfrü ağzından. Ya otur. Daha söze başlamadı ya. CHP'liler önce durumu fark etmedi. Canlı yayını dinleyenler sosyal medyada konuşmaya başlayınca olay ortaya çıktı. Evet. Sinkaplı bir söz söyledi. Hayır böyle bir ve şey. Ve bu umarım böyle bir şey yapmamışsınızdır diye düşünüyorum. Ben de umarım böyle bir şey olduysa özür diliyorum. Böyle bir şey yapmadığımı zannediyorum. Özür diliyorum. Ben de öyle umuyorum. Yapmışsanız özürle kapatılacak gibi bir şey değil. Mehmet Sağlam birleşime ara verdi. Tutanakları okudu. Söylediği kayda geçirilmişti. Meclise ve kendime yakışmayan bir sözün ağzımdan çıktığı anlaşılıyor dedi. Özür diledi. Ancak CHP'liler özrü yeterli saymadı. Başkan vekilliğinden çekilmesini istedi. Kürsüyü işgal etti. Sağlam birleşime ara verip gitti. Oturumu kapatmak Sadık Yakut'a kaldı. Aleyhte olmak üzere 10 dakika. Sonra Sağlam ertesi gün de kürsüde yoktu ama istifa etmeyi düşünmüyor. Ben herhangi bir şekilde görevimden ayrılmak için bir sebep görmüyorum. Dahası özrünü de geri aldı. Her insanın bir kargaşa anında ağzından bazı sözler çıkabilir. Kesinlikle öyle bir sözün yazıldığı gibi ağzımdan çıkmadığı da meydanda. Mecliste tansiyon zaten son zamanlarda hayli yüksek. Son olay meclis başkanı Çiçek'i biraz daha üzdü. Hoş olmayan görüntüler, küslükler, dargınlıklar, kavga görüntüleri meclisin mehameti, meclisin saygınlığı açısından uygun bulmadığım, doğru bulmadığım görüntülerdir, tavırlardır.